5. sınıf beceri temeli sorular 2. kitap 6. ünite sayfa 110 1. soru. Metne göre insanların canlılar üzerine etkilenen hangileri vardır diyor. İnsan faaliyetleri bir üç çeşidi tehdit etmektedir. Doğru, insanlar tehdit eder. İnsanlar doğadaki tüm canlıların ölümden sorumludur. Sorumlu değildir. 2 numara olmayacak. 2'nin olduklarını attım. Tedavi yapılsaydı kuzey beyaz gergedanın nesli kurtulabilirdi. Kuzey beyaz gergedanı sadece bir gergedana bağlı değildi. Onu kurtarsak bile diğer türler yok olduğundan dolayı yine kurtulabilirdi. 3 numarada olmayacak, sadece 1 numara cevabımız. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soru. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerini sayıca zenginliğe biyoçeşitlik denir. Bana bunların biyoçeşitliklerini karşılaştırmamızı istiyor arkadaşlar. Detaylı olarak baktığım zaman arkadaşlar 1 ve 3 numaradaki canlı türlerinin aynı olduğunu görürüz. 1 ve 3 eşit olacak. 2 numarada ise diğerlerine göre daha az var. 1 ve 3 eşittir. 2'den büyüktür. Cevabımız A şıkkı. Sayfa 111. 3. soru. Akdeniz foku, angut kuşu, çita ve koca yemiş verilmiş. Bilgi kartları incelendiğinde Türkiye'nin biyoçeşitliliğine katkısı diğerlerinden farklı olan canlı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada arkadaşlar Akdeniz foku Türkiye'de yetişiyor. Angut kuşu Avrupa ve Orta Asya'da yetiştiğinden dolayı yine Türkiye'de yetişir. Koca yemiş de Akdeniz bölgesinde yetiştiğinden dolayı Türkiye'de yetişir. Ancak çita Afrika'da yetiştiğinden dolayı cevabımız C şıkkı. Sayfa 112. 4. soru. Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu isimli bir metnimiz var. Bu habere göre Mersin balığı alanlardan hangilerine katkı sağlamıştır? Çevre, ekonomi ve sağlık olarak verilmiş. Mersin balığı arkadaşlar ekonomi ve sağlığa katkısı vardır. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 113, 5. soru. Araştırmacılar tarafından bir göldeki balık çeşidini artırmak amacıyla o göle mavi balık türü eklenmiştir. Mavi balık türünün kırmızı ve yeşil balıkları besin olarak kullandığı fark edilmiş ve gölde bulunan balık sayısının zamanla değişimi tabloda kaydedilmiştir. Evet, mavi balıklar kırmızı ve yeşil balıkları tüketiyormuş. Bu tabloya göre hangileri çıkarılabilir? Mavi balık göle Ocak ayında eklenmiştir. Bakalım buradaki kırmızı ve yeşil balıkların azalmaya başladığı aya bakalım. Kırmızı balık 350 Aralık'ta, Ocak'ta 350, ancak Şubat'ta bakın 300'e düşmüş. Daha sonra 200 ve sonra 0'a düşmüş. Yeşil balık ise 300'den yine aynı şekilde aynı ayda düşmüş. Demek ki Ocak ayında bırakılmış, Şubat ayında 1 numara doğru. Balık sayısının artması biyoçeşitliğin arttığını gösterir. Burada balık sayısı artmıyor arkadaşlar. 2 numara olmayacak, yanlış. İnsan davranışları biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdendir. Yine doğru, cevabımız 1 ve 3. Sayfa 114. 6. soru. Küresel ısınma dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığı her geçen yıl artmaktadır. Sıcaklık artışı da canlılarda bazı değişikliklere yol açmaktadır. Bir bölgedeki yıllara göre ortalama sıcaklık ve bülbül sayısındaki değişimlerin grafiği verilmiş. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Sıcaklık değeri zamanla azalırsa bülbül sayısı azalır. Buradaki ortalama sıcaklık bakın artıyor. Bülbül sayısı ise ilk başlarda sabit iken daha sonra zamanla azalmıştır. Evet, sıcaklık değerinin azalmasıyla bir ilgisi yoktur. A şıkkı yanlış. Bülbüller uygun sıcaklıktaki bölgelere göç etmiş olabilirler. Evet, burada sıcaklık artmış ancak bülbül sayıları sabit iken daha sonra azalmış. Uygun ortam varken sayıları azaldığına göre arkadaşlar göç etmiş olabilirler. Cevabımız B şıkkı. 7. soru. Balon balığı ülkemizin denizlerinde yaşayan doğal bir tür olmayıp Hint Okyanusu'ndan göç etmiştir. Akdeniz'de yaklaşık 600 balık türü bulunmaktadır ve bu türlerin içerisinde balon balığının bir düşmanı bulunmamaktadır. Rakibi olmadığı için hızla üreyen istilacı bir tür haline gelmiştir. Genellikle karides, ahtapot, yengeç ve küçük balıklar gibi canlılarla beslenir. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Rakibi olmadığından sayıları azalacaktır. Rakibi olmadan sayıları azalmayacak, tam tersi artacaktır. 1 numara yanlış. Akdeniz'deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyecektir. Evet, diğer türleri yok ettiğinden dolayı
olumlu zevkleyecektir. 2 numara olacak. Denizlerimizdeki balıkçılık faaliyetlerini artıracaktır. Balıkçılık faaliyetlerini artırmaz. 3 numarada olmayacak. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 115. 8. soru. Son zamanlarda aşırı kirlilik, teknolojik donanım tekneler, bilinçsiz balıkçıların aşırı avlanması ve av yasağına uymaması nedeniyle Karadeniz'de avlanabilir 8 çeşit balık kaldı. 35 yıl önce yaklaşık 40 çeşitmiş arkadaşlar. Bunun için acil önlem alınmalıdır diyor. Buna göre Karadeniz'deki balık neslinin tükenmesini önlemek için hangileri alınmalıdır, hangi önlemler alınmalıdır? Balıkçılıkla uğraşan kişilere eğitim verilmeli. Evet, bilinçli avcılık yapılmalıdır. Küçük balıklar avlanmamalıdır. Nesli tükenmemesi gerekmektedir. 1 numara doğru. Kaçak ve kontrolsüz avcılık için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu da olması gerekiyor. Denizi kirleten kurum ve kuruluşlar sıkı denetim. Denizler, deniz kirliliği balık türünü azaltabilir. 3 numarada olacak. Cevabımız 1, 2, 3, D şıkkı. 9. soru. İnsanlar beslenme, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken çevreye zarar verirler. Bunun sonucunda da doğal kaynaklar azalır ve çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar. Aşağıda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çevreden nasıl faydalandıklarına dair bazı örnekler verilmiştir. Ormanlardan kereste ve kağıt, yaşam alanı, yapılaşma, deniz ürünleri, avcılık olarak belirtilmiş. Bu faaliyetler zamanla o bölgedeki biyoçeşitliğine etkisini göstermek için hangileri doğru olarak çizilmiştir? Evet, yapılaşma arttıkça arkadaşlar biyoçeşitlik azalmaktadır. Bundan dolayı 1 numara doğru. Avcılık ve biyoloji çeşitlik sabit kalmış arkadaşlar. Burada yanlış. 3 numarada ise kereste ve kağıt, odun ve kereste ihtiyacıyla ormandaki biyolojik çeşitlik. Burada arttığını görürüz. Bu da yanlış. Sadece 1 numara doğru. Sayfa 116, 10. soru. Bir sunumda insan ve çevre arasındaki etkileşim konusu karikatürlere anlatılmak istenmektedir. Buna göre aşağıdaki verilen karikatürlerden hangisi diğerlerine göre bu durumu daha iyi anlatır? Evet, A şıkkında ağacı kesen parmağını keser anlamında bir karikatür verilmiştir. Cevabımız A şıkkı. 11. Altı şapkalı düşünme tekniği bireylerin aynı konuyu farklı yönlerden düşünmesi sağlayan bir tekniktir. İyimser, tarafsız, mantıklı ve karamsar şapkalar verilmiştir. Çevrelerinde bulunan boş alanın fabrikaya dönüştürülmesi konusunda fikir beyan etmeleri istenmektedir. Buna göre hangi öğrenci kendi şapkasına uygun bir yorum yapmamıştır? İnsanlar çalışması için yeni iş sahaları açılır. Sarı iyimser olduğu için iyimser bir fikir. Doğru. Beyaz tarafsız ülke ekonomisi için muhakkak kurulmadır. Muhakkak dediği için arkadaşlar bu tarafsız bir görüş değil. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 117, 12. soru. Toprağın taşınmasına etkili olan faktörlerin araştırıldığında bir deneyde şekil 1'deki düzenekler hazırlanmış. Kapların oluklarından akan suların içindeki toprak miktarı şekil 2'deki tabloya kaydedilmiş. Bu deneyin sonucuna göre aşağıdaki verilen bölgelerden hangisinde toprak taşınması en fazla görülür? Birinci kap humuslu toprak ve bitki var. 5 gram az. İkinci kapta ise sadece humuslu toprak 20 gram. Üçüncü kapta ise kirli toprak var. 50 gram birikmiş. Evet, en fazla aşınma olduğu için arkadaşlar kirli toprağın en fazla olduğu. Bakalım toprağın kil miktarı 4. bölgede fazla, 2. bölgede fazla. Ancak burada bitki sayısı olduğundan dolayı 4. bölgede bitki sayısı az, en fazla arkadaşlar D'de olacaktır. 13. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi verilen görseli en iyi açıklamaktadır? Sağlıklı nesilleri yetiştirmek için plastik ürünlerden kaçınmalıyız. Burada geri dönüşüm işareti gördüğümüzden dolayı arkadaşlar evsel atıkları azaltmak için tek kullanımlık olan ürünlerden uzak durmalıyız. Bunun yerine arkadaşlar bakın burada PET bardağın yerine normal bardaklar, termos bardaklar, PET şişenin yerine aynı şekilde diğer cam şişeler kullanılabilir. En iyi arkadaşlar B şıkkı açıklayacaktır. Sayfa 118, 14. soru. Aral Gölü'nün bazı yıllara ait görünümleri verilmiş.
Bu görüntülerden hareketle gölü kurtarma için bir çalışma yapılmadığı takdirde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Gölde bulunan su miktarı zamanla azalır. Evet, burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Su miktarı zamanla azalmış. Doğru. Bölgedeki bulunan balık konservesi fabrikaları kapanır. Su miktarı azalacağı için bir üç içtik. Azalır, balık türleri azalabilir. Dolayısıyla balık fabrikaları da kapanabilir. Doğru. Göldeki canlı çeşidi aynı kalır ancak sayısı azalır. Canlı çeşidi aynı kalmaz. Bu bilgi yanlış. Cevabımız C şıkkı. 15. soru. Bir öğrenci bir bölgedeki kirliliği tespit etmek için aşağıdaki deneyi yapıyor. Malzemelerimiz dosya kağıdı, vazelin. Dosya kağıdını alınız, kağıdın ortasına vazelin sürün, açık bir alana koyun, bir hafta sonra kağıdı inceleyin. Sonuç, vazelin sürülmüş bölge siyahlaşmıştır diyor arkadaşlar. Bu deneyin aşağıdaki hangi yerde yapılmıştır? Siyahlaştığından dolayı arkadaşlar, vazelin havanın içindeki kirli havayı, dumanı çekmiştir. Yani cevabımız A şıkkı. Sayfa 119, 16. soru. İnsanlar kendilerine fayda sağlamak için yaptıkları bazı faaliyetler doğaya zarar vermektedir. Örneğin, zararlılar ile mücadelede kullanılan tarım ilaçlarında bulunan kimyasallar o bölgedeki ağaçların kurumasına neden olmaktadır. Hangisi verilen örneğe benzer faaliyetler arasında yer almaz? Ağaç kesimleri önüne geçmek için plastik ambalaj kullanımı artırmak. Evet, bu doğaya zarar vermeyi engeller. Canlı çeşitliliğin azalmaması için çevreyi koruma projelerini artırmak. Evet, çevreyi koruma projeleri artırmak canlı çeşitliliğin azalmaması için bu faaliyetler arasında yer almaz. Cevabımız B şıkkı. 17. soru. Doğada meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarına yıkıcı doğa olayları denir. Türkiye'de bir yılda meydana gelen yıkıcı doğa olaylarının bölgesel dağılımı verilmiş. Bu bilgilere göre hangi çıkarımlara ulaşılır diye bize sormakta. 1. Ülkemizde bazı araziler eğimli yapıdadır. Evet, eğimli yapı özellikle Heyelan burada Karadeniz bölgesinden kaynaklanmaktadır. 1 numara doğru. Yer kabuğunda kırılma meydana gelmiştir. Yani deprem, sarılara bakalım arkadaşlar, burada var. 2 numarada doğru. İnsan faaliyetleri birçok yıkıcı doğa olayına neden olmuştur. Burada insan faaliyeti kaynaklı bir bilgi yok. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 C şıkkı. Sayfa 120, 18. soru. Teresama'nın sel felaketinin sonuçlarına olan etkisini araştırdığı bir çalışmada aşağıdaki verilen iki düzenek hazırlanmış. Aynı eğimle yerleştirilmiş özdeş iki kabın içerisine aynı cins toprak konulmuş. Birinci düzeye teraslama olayını temsil etmek için yatay oluklar açılırken ikinci düzeneye dikey oluklar açılmış. Düzenekler hazırlandıktan sonra deney aşamalardan hangileri ile devam ederse amacına ulaşır. Teraslama yapılmış düzeneye bitki eklenmeli. Evet, burada bitki eklenmemeli. Eşit miktardaki su aynı hızda düzeneklere dökülmelidir. Evet, bu düzeneye ikisine de aynı hızda eşit miktarda sıvı verilirse farkını görülebilir. Düzeneklerden aşağı akan su miktarları karşılaştırılmalı. Evet, buna göre yukarıdan bıraktığımız su ile alt tarafa gelen sular karşılaştırılabilir. 2 ve 3 numara cevabımız C şıkkı. Sayfa 121, 19. soru. Aşağıda iki farklı bölgede yağmurdan sonra meydana gelen heyelan ve sel olayları verilmiş. Bu iki felakette mal kaybı olmasının en önemli sebebini bize sormakta. Binaların akarsu kenarına ve dağ eteklerine yapılmasından dolayı heyelan ve sel baskınlarında mal kaybı artmıştır arkadaşlar. 20. ve son sorumuz ile devam edelim. Deprem esnasında evde bulunan kişiler şunlara dikkat etmeli diyor. Buna göre deprem anında bulunulması gereken yerlerden biridir. Evet, burada arkadaşlar A şıkkında kapıların altına, burası boş olduğundan dolayı zayıf yerlerden birisidir. Yanlış. B'ye bakalım. Evet, buradaki koltuk kanepenin yanı doğru. C balkonlar ve merdiven boşlukları en zayıf yerlerdir. Yanlış. D'deyse arkadaşlar burada ortada değil. Bunların sağlam bir maddenin yanında olması gerekiyor. Bundan dolayı yanlış. Son sorumuzun cevabına da B şıkkı dedik. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.